İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplandı. Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığı'nda yapılan toplantıda il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda alınacak önlemler ve bunlarla ilgili olarak hazırlanan uyuşturucuyla mücadele eylem planı ve bu plan doğrultusunda ilgili kurumların yürütecekleri görevler ele alındı. Sosyal ve sağlık açısından ciddi bir yara açmış bir sorun. Tabii bu sorunun üzerine bu sorunu sekreteryasına bir iki kuruma vererek ya da emniyet müdürlüğü ya da sağlık kurumları vasıtasıyla sadece bu sorunla mücadele etmek günümüz şartlarında çok gerçekçi gözükmüyor. Sizler de inşallah bu uyuşturucu koordinasyon kurullarını daha aktif, daha dinamik hale getirerek bu sorunun çözümüne katkı sunan kurum sayısını arttırarak kurumlar arasındaki işbirliğini de geliştirerek 2015 yılı için daha aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere son yıllarda uyuşturucu kullanımı, madde bağımlılığı ülkemizin en önemli problemlerinden biri haline geldi. Son günlerde de emniyet bünyesinde belirli illerimizde özellikle sadece bu alanda faaliyette bulunmak üzere narko timler oluşturuldu. Bakanlığımız da bu konuda başta emniyet olmak üzere tüm kamu birimlerinin hassasiyetinin daha da ön planda tutulması yönünde çabaları var ve bu konuda da çalışmaların hangi aşamada olduğu ile ilgili mülki müfettişleri tarafından konu incelendi. Bir rapor haline de getirilmek üzere. İlimizde de bunun önemini her geçen gün artıyor. Gerçi ortalama suç açısından bakıldığında ilimiz çok iyi bir konumda ama bu burada uyuşturucuyla mücadele edilmeyecek veya mücadelede nasıl olsa gerideyiz diyerek es geçilecek bir durumda olmadığını görüyoruz. Çünkü her geçen gün bu alanda suç eğilimi artmakta. Dolayısıyla tüm kurumlarımıza bu suçla mücadelede önemli görev düşmektedir. Toplantıya Vali Yardımcısı Gülbüz Altaş, Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ferhat Yasan, Jandarma Alay Komutanı Albay Şenol Yeloğlu, Emniyet Müdürü Metin Özkan, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Bahadır Özdemir ve Kamu Kurum Müdürleri katıldı. İştah edemedim. Bu iş tamamıyla beyinsel. Benim başıma gelmez diye sakın düşünmeyin. Bu işin peşini bırakmasınlar. Ama Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi sadece bonsai değil, diğer bütün uyuşturucu maddeler maalesef gençlerimizin ölmesine neden olabiliyor. Ve biz de zaten bu amaçla bu komisyonu topluyoruz. Böyle sonuçlar böyle sonuçlar da olmasın diye. Demişken hani devlet büyüklerimiz bu işi bırakmadı ve sonuna kadar gitti. Şimdi gidiyor musunuz?